arkadaşlar. Tel altı yoncamıza devam ediyoruz. Daha öncesinde yandaki telle yanını tellerle kapatacağımı söylemiştim. Gördüğünüz gibi şu şekilde kapattım. Yoncalar büyük bir oranda çıkmaya başladı. Yani her tarafında çıkmaya başladı. Bu şekilde teli yere kömerek kapattım. Yani hiçbir şekilde girme ihtimalleri yok. Ve diğer tele, yeşil tele, bu beyaz telleri bağladım. Öyle diyebiliriz yani. Hani bu anlamda korunaklı oldu. Bundan sonra içine girme ihtimalleri yok. Gübre de eski gübre zaten toprağın altına karıştı. Hani o yüzden gübrenin de yakma ihtimalini görmüyorum. Yoncayı dediğim gibi yaklaşık yani üstüne attım. Bir santim diyebiliriz. Üstüne attım. Biraz elimdeki tırmıkla gezdirdim yani üstünde. Hani gömmedim. Kömmemeniz lazım. Yani 7 santim 8 santim derinlere kömmemeniz lazım. Aksi takdirde çıkmaz. Çıkmıyor yani. Daha önce denemiştim. Yoncayı eğer ki alanınız darsa, yani nasıl söyleyeyim, hayvanlarınız çok ama alanınız darsa bu şekilde tel altına ekmeniz şart. Aksi takdirde hepsinin kökünü yok ederler. Ama çok büyük alanlara, atıyorum 100-200 tavuğu var ama çok büyük de alanları var. Genelde zeytinliklerin içine yapıyorlar. Ekenler var ve yaklaşık 2-3 ay belki de, yani tam bilmiyorum zamanını, ama hayvanları içine girdirmiyorlar. Belli bir büyüklüğe ulaşmasını sağlıyorlar. Ondan sonra hayvanlar tamamen özgürce içinde gezebiliyor. Daha önce de demiştim, yonca 3-4 sene kalabiliyor. Yani tekrar tekrar her sene ekmenize gerek yok. Ve aslında şöyle bir durum var. Mesela 1 kilo yonca aslında pahalı. Yani pahalı gibi gözüküyor ama tohumu çok küçük olduğu için çok fazla tohum oluyor elinizde. Mesela ben buraya 5 liralık yoncanın hepsini atmadım buraya. Dış tarafa da ekmeyi planlıyorum. Yani hayvanların olmadığı ama benim kesip atabileceğim şekilde ekmeyi planlıyorum. O şekilde de yedek olarak bulundurmam gerekiyor. Hani olası bir yine buradaki tel altı yoncanın başına bir şey gelmesi durumunda oradan yeşilliği ihtiyacını karşılamayı planlıyorum. Dediğim gibi eğer ki alanınız büyükse ve hayvan sayınız çok fazla değilse direkt toprağa atmanızda fayda var. Belli bir müddet hayvana girdirmediğiniz sürece sıkıntı olmayacaktı. Zaten çok hızlı çıkıyor. Yani 2-3 günde şu şekilde çıkmaya başladılar. Gördüğünüz her tarafta varlar. Ve yani bir ay içinde muhtemelen iyi bir boyuta ulaşacaklardır. Sağlamlaşacaktır en azından kökleri. Bu şekilde genelde Akdeniz bölgesinde sonbaharda kış, yani sert geçen iklimlerde, atıyorum Orta Anadolu olur, işte Karadeniz belki olabilir, Doğu Anadolu olabilir. Oralarda da ilkbaharda ekiyorlarmış ama neredeyse her mevsimde aslında çıkıyor. Sadece bu dayanıklılık açısından bu şekilde yapıyorlar. Ama dediğim gibi her mevsimde çıkabilen bir bitki. Gördüğünüz gibi yemyeşil gözüküyor ki ileride görüntü daha da güzel olacaktır. Çünkü daha önce denedim, çok güzel olmuştu. Sadece yani 3'te 2'lik bir oranını çıktıktan sonra zibil yaktı. Yani böyle bir problem oldu. Yoksa yemyeşil bir alan oluyor burası. Hayvanlar üstünde tünüyor buranın. Böyle bir sıkıntı oldu. Hayvanlar üzerinde tünediği için çok fazla içinde hayvan tüyü olmaya başladı. Özellikle susekler çok fazla üzerinde duruyor buranın. Yağmurlu havalarda da bunun üzeri kuru kaldığı için genelde buraya gelip tünüyorlar. İşte biraz daha ağaç altında olmazsa belki daha iyi olabilir. Çünkü bir sürü yaprak giriyor. Gördüğünüz gibi. Ve bunları çıkarmanız neredeyse olanaksız açıkçası. Çünkü her tarafını kapattık. Uğraş ister en azından. Belki bunlar olması daha iyi olabilir ama genel itibariyle yonca gayet iyi gözüküyor. Ben ileriki zamanlarda da yine çekmeye devam etmeyi planlıyorum. Bunun telin boyutunu aşana kadar, açtıktan sonra hayvanlar yerken yine çekmeyi planlıyorum. Dediğim gibi bu şekilde yeşil bir sert telden olması gerekiyor. Aksi takdirde
çökertirler. Onu da denedim. Yani çöküyor. Yani ne yaparsanız yapın çok sağlam yapmanız gerekiyor. En azından çökmemesi için güçlendirmeler atmanız şart. Yoksa çöküyor. Böyle sert bir tele ihtiyaç var. Bu tel de yetersiz değil. Yaklaşık 30 civarı hayvan var. Ve teli yani üzerine 4-5 büyük tavuklardan koyarak denedim yapmadan önce. Çökme olmuyor. Yani çökse de istediğim seviyede kalıyor. Daha aşağıya inmiyor. Böyle bir tel yeterli olacaktır. Bu kadarlık alan için en azından. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Zamanla yine dediğim gibi yoncanın durumunu göstermeyi planlıyorum. Sulamaya gelince de sabah ve akşam suluyorum. Genelde ben akşamı tercih ediyorum. Sabah sulamıyorum. Yani sabah ve akşam sulanıyor aslında. Ben akşamı tercih ediyorum. Az sonra yine sulayacağım. Böyle sularsanız bunun sebebi de yani daha doğrusu akşam veyahut da sabah erken saatte sulamamın sebebi güneşin gelmediği vakitte sulamak aslında amaç bu. Çünkü güneş vurdukça suladığınız toprağa güneş vurduğunda buharlaşmayla beraber toprağın tuzluluk oranı zamanla artıyor ve toprak çoraklaşıyor. Aslında bu sadece yonca için değil birçok bitki için de bu şekilde geçerli. Ben de o yüzden akşamları sulamayı tercih ediyorum. Her gün az oranda suluyorum. Siz de bu şekilde sularsanız muhtemelen çok daha hızlı büyüyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.